kendisine soralım. Selim nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk Çiğdem. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi maça dair notlarını almak istiyorum. Şampiyonluk yarışında gidişatı etkiler mi bu puan kaybı diye sorarak başlayayım. Sonra tabii maçın ayrıntılarına gireceğiz. Hoca henüz hiçbir şey bitmedi dedi. Takımda nasıl bir hava var şu anda? Onu sana hemen sorarak başlayalım. Tabii dün akşam Fenerbahçe yine mutlak kazanmak istiyordu ama zor da bir deplasmandı bu aslında. Yani Alanyaspor deplasmanında normal şartlarda alınan bir puan bence bu sezona baktığımızda, geçtiğimiz sezona baktığımızda hiçbir şekilde kötü bir sonuç olarak değerlendirilemez. Ama Fenerbahçe geçmiş maçlarda yaptığı hataların neticesinde artık puan kaybına hiçbir şekilde tahammülü olmayan bir takımdı. Bundan dolayı dün akşamki puan kaybı da doğal olarak yıkıcı bir puan kaybı diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe 5 haftadır, 6 haftadır gerçekten farklı bir oyun oynuyor. Futbolcular çok ciddi anlamda kenetlenmiş durumdalar. Bu birlikteliği bize de yansıtıyorlar, dışarıya kamuoyuna da yansıtıyorlar. Bu anlamda zaten dün mücadele 10 kişi kalmasına rağmen mücadele gücü hiçbir şekilde düşmeyen bir Fenerbahçe vardı. Belki maçın en son bölümünde artık biraz daha bazı oyuncularda bu yorgunluğu gördük ama onun dışında Alanyaspor'la kafa kafaya oynamaya çalışan bir kişi eksikken dahi elinden geldiğini yapan bir Fenerbahçe vardı ama artık tabii ki Fenerbahçe açısından biraz mucizevi duruma dönmeye başladı bu iş. Beşiktaş çok 7 puan alsa dahi şampiyon olacak konuma geldi neredeyse. Doğal olarak Fenerbahçe'nin beklemekten başka yapabilecek hiçbir şeyi yok. Ama dün Emre'nin söylediği sözün arkasında yatan gerekçe yine Başkan Ali Koç'un önceki basın toplantılarında birçok kez dile getirdiği bir konu var. Biz son dakikalarda çok şampiyonluk kaybettik. O yüzden ne koşulda olursa olsun her zaman her şeyin olabileceğini, mümkün olduğunu en iyi bilen camiayız mesajını vermişti birkaç kez. Bundan dolayı da Fenerbahçe'de evet taraftar belki bu defteri ciddi ölçüde kapattı, kamuoyunda bu şekilde algılanıyor ama Fenerbahçe futbol takımında ve teknik heyetinde sonuna kadar kovalama düşüncesi var. Sonuna kadar bu işin peşinde olma düşüncesi var. Son maça kadar mücadeleyi devam ettirme düşüncesi var. Bir de işin şu tarafı var tabii ki. Bu yıl tabii ki şampiyonluk çok önemli. Şampiyon olan takım çok kıymetli olacak bu ama ikincilik yarışı da önemli. Yani aldığınız para değişiyor. Şampiyonlar Ligi önelemesine katılıyorsunuz. Bu yüzden evet bu maç yıpratıcı bir maç olacaktır. Bu maçın yarattığı nasıl diyeyim? Motivasyon kaybını kapatmak çok kolay olmayacaktır ama Fenerbahçe o son haftalarda gördüğümüz istekli halini ben sürdüreceğini düşünüyorum. Erzurumspor maçında sarı lacivertler yine benzer bir iştahla tabii ki belki bir nebze olsun azalma olabilir ama benzer bir iştahla sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Bu mantaliteyi Emre Belözoğlu oyuncularına aşıladı çünkü. Peki senin de söylediğin gibi yani normal şartlarda bir kişi eksik şekilde 10 kişiyle Alanya gibi bir değil mi deplasmandan bir puan çıkarmak Evet. kıymetli olabilirdi ama sadece 4 hafta kalmış durumda. Ama sen diyorsun ki takımda moraller yerinde çok da fazla etkilemeyecektir diyorsun. Peki Erzurumspor maçında farklı bir kurguyla mı sahaya çıkacak Emre Belezoğlu biliyorsun takıma bir dokunuşu olmuştu. Özellikle takımdaşlık anlamında o birlikte oynamaktan daha keyif alan bir oyuncu grubu artık taraftarlar sahada görüyorlar. Çok moral bozukluğuyla çıkmayacaklar diyorsun Erzurumspor maçına. Taktik kurguda bir değişiklik takip edecek mi futbol severler? Ya şunu söylemem lazım. Hani moral bozukluğu başka bir şey. Hani istek, iştah kısmında bir değişiklik olmayacaktır demek istiyorum daha çok. Anladım. Yoksa dün futbolcular doğal olarak özellikle maçın ilk bölümünde evet Alanyaspor'un üstünlüğü vardı ama daha sonra Fenerbahçe ilk yarının son dilimine doğru o dengeyi kendine çevirmeyi, momentumu kendine çevirmeyi başarmıştı. Yani şunu biz tribünde şunu konuş. Yani Mesut bile bir şekilde oyuna katkı veriyordu. Niye Mesut bile diyorum? Mesut'u bıraktığımızda fiziksel olarak gerçekten hiçbir şekilde hazır durumda değildi. Sahada sırıtıyordu fiziksel açıdan. Dün o bile daha fazla oyunun içindeydi. Daha fazla ki
offside gerekçesiyle iptal edilen pozisyonda da ana karakterlerden bir tanesiydi. Hani Fenerbahçe bu iştahından çok bir şey kaybetmeyecektir diyorum ama tabii ki moraller bozuldu. Teknik kurgu anlamında da ben Fenerbahçe'nin bu oyunda sezon sonuna kadar ısrar edeceğini düşünüyorum. Bir değişiklik olacaksa da yeni sezonda, tabii ki yeni sezon için bazı detayların netleşmesi de önemli ama yeni sezon gelmeden artık ben değişiklik olacağını düşünmüyorum. Tabii İrfan Can'ın kart cezası bitti. Burada İrfan Can'ın yeniden ilk 11'e döneceğini düşünüyorum kesinlikle. Sağ kanatta bir problem var. O da şu: sağ bekte hem Nazım yok hem Gökhan yok. Burada Ozan Tufan muhtemelen artık sağ beke geçecektir. Kalan maçlarda en azından Gökhan'ın cezası bitene kadar sağ bekte oynayacaktır. Mesut, İrfan, Mert Hakan, Telkas, Sosa bu şekilde bir orta sağ kurgusuyla Fenerbahçe bu maça çıkacaktır. Burada tabii ki Gökhan Gönül'e de bir parantez açmak gerekiyor. Sene başında gerçekten buraya bazı, ya şampiyonluk yolunda tecrübeli bir isim olarak getirildi ama dün akşamki hatası, bence o da aynı şeyi düşünüyordur. Hata diyorum çünkü orada belki pozisyonu bırakmak, o müdahaleyi yapmamak, rakibin öne geçmesi takımın yaklaşık 1 saat 10 kişi oynamasından çok daha makul bir durum olurdu gibime geliyor. Tabii ki futbolcuların nabzı orada çok yüksek. Hani bizim gibi şu an böyle otururken düşündüğümüz gibi düşünmüyorlar. Kesinlikle. Hani bunu da hesaba katıyorum. Ama yine de Gökhan Gönül'e bence hiçbir şekilde yakışmayan bir müdahaleydi. Takımını zor durumda bıraktı. Evet, o da çok üzgündür. Ama ondan beklenenleri sağ içinde karşılamak adına biraz problemli bir maç oldu. Problemli bir hareket oldu onun adına. Mesut Özil'e sen gerçi ayrı bir parantez açtın ama sakatlığının tamamen geçmesinin ardından dün sahadaki yerini aldı. 56 gün değil mi? Yaklaşık 60 gün sonra sahaya da çıkmış oldu. Sahada 65 dakika kaldı. Bir takım tabii gazetelerde hep istatistik bilgiler üzerinden bilgiler aktarılmış. O rakamlar beklentileri karşılayamadığını anlatıyor bize. Sen nasıl buldun son maçta ve 7 karşılaşmada forma giydi. Henüz gol atamadı, asiste yapamadı. Biraz Mesut Özil'e ayrı bir parantez açmak istiyorum seninle beraber. Şimdi tabii Mesut Özil'in önceki 6 maçı, yani ben hatta şu şekilde diyordum. Gençlerbirliği maçı, Göztepe maçı, yani Göztepe maçında Fenerbahçe gol atamadı. Fenerbahçe Mesut Özil sahadayken gol atamaz demiştim o dönem. Çünkü Mesut fiziksel olarak hiçbir şekilde hazır durumda değil. Ama ben bu normal, yani çok uzun süre futbol oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz ve oyun tipi anlamında, oyuncu tipi anlamında bu süreci atlatması kolay olmayacak. Bence Fenerbahçe Mesut'tan şu anda tabii ki faydalanmak ayrı konu ama Mesut gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani o topu sahaya aldığındaki saha görüşünü şu haldeyken bile bize hissettirebiliyor. Yani o üstüne gelen baskı anında o baskının içinden çıkması, yani bize aslında kalitesini gösterebiliyor bazı ufak noktalarda ama fiziksel olarak gerçekten hazır durumda olmadığı için bence o da zaten tam olarak istediklerini yapamıyor. Dün Mesut iyi miydi? Bence yine iyi değildi ama önceki döneme göre daha sahada diri, daha nasıl diyeyim, fiziksel açıdan biraz daha iyi durumda bir Mesut gördüm. O da takım içinde tabii ki yer almak istiyor, katkı vermek istiyor. Ama ben Mesut'un doğru bir planlamayla, fiziksel açıdan doğru bir yol haritasıyla, ayrıca sene başı kampıyla, yani fiziksel olarak güçlü bir Mesut'un Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon ana oyuncusu, yani planında ana oyuncusu olacağını düşünüyorum. Ama dün yine bence iyi değildi. Ama Fenerbahçe'nin iyi oynadığı bölümlerde de, yani o 25-45 arası, 25 kırmızı kartı olan bölümde Fenerbahçe oyunu rakip sahaya doğru yıkarken Mesut'un da burada bir kaybolmadığını, o rolde, o görüntüde etkili olduğunu söylemek gerekiyor. İkinci yarıda onu oyunda tutmak Emre Belezoğlu tarafından sence doğru bir karar mıydı? Bu arada Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Hoca da sen mikrofon uzattın, senin sorularını yanıtladı. Mesut'tan da orada bahsetti. Dedi ki ikinci yarı Mesut'u oyunda tutmaları ilginçti ama bizim için aslında iyi oldu. Biz oyunun genelini genelde hakimdik ifadesini kullandı. Katılıyor musun hocaya? Ya hoca şunu da söyledi: cesur bir karardı dedi. Bence de cesur bir karardı. Çünkü Mesut Özil, dediğim gibi, fiziksel olarak iyi durumda olmadığı için rakipte 10 kişiyken ben hani Fenerbahçe
Açıkçası beklediğim değişiklik Mesut'un çıkması, Gustavo'nun girmesi, Ozan'ın sağ beke geçmesiydi. Mert Hakan çıktı. Orada Ozan yine sağ beke geçti. Mert Hakan evet çok iyi oynamıyordu ama Mert Hakan dinamizm katıyor takıma gerçekten. Dün de bence öyleydi. Dün de evet çok iyi oynamıyordu ama dinamizm katıyordu. Ama tabii ki teknik direktör Emre Belözoğlu böyle bir karar gördü. Ha, çok büyük bir sıkıntısını yaşadım. Hani bu yüzden maçın hikayesi değişti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama bence de Mesut Özil'le ikinci yere çıkmak yerine orada Mert Hakan'ın enerjisinden faydalanmak daha iyi olabilirdi. Ama Fenerbahçe yine de şunu söylemek gerekiyor. Bu sezon özelinde konuşursak dünkü beraberliğin hiçbir açıklaması yok. Çünkü puan kaybına hiçbir şekilde tahammülünüz yok. Ama maç özelinde değerlendirecek olursak da dün bence Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra dahi verdiği görüntü iyi bir görüntüydü, sağlıklı bir görüntüydü. Çünkü evet Alanyaspor'un tehlikeli pozisyonları oldu. Bir iki tane ceza sahası içinden kaçırdığı pozisyonlar oldu. Evet. Ama daha çok ceza sahası dışından denenen şutlarla tehlike yarattılar. Ve Fenerbahçe'nin ben iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Ahmet Selim Kul, çok teşekkür ederim. Aktardığım bilgiler için sana kolaylıklar dilerim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'la da sevgili izleyenler.